Evet efendim, Kazancılar Çarşısı'nın uzun yıllardır hedeflediğimiz, arzu ettiğimiz bir değişim projemiz vardı. Saraflar ve Kuyumcular Derneği olarak bu işi takipteydik sürekli, peşine düşmüştük. Memduh Başkan'ın Melik Gazi Belediye Başkanı olduğu dönemden beri, Sayın Memduh Büyükkılıç'ın, şu an güncel Büyükşehir Belediye Başkanımızın, o dönemden beri bir talebimiz vardı. Sağ olsunlar kendileri de çok işin üzerine düştüler. Daha sonraki seçimde kendisinin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesiyle birlikte Sayın Mustafa Palancıoğlu Başkanımız da Melik Gazi Belediye Başkanı olduktan sonra çarşımızın restorasyonuyla alakalı baskılarımızı biz de kendilerine artırmıştık. Sağ olsunlar onlar da bizleri kırmadılar. Tabii ki ana temada halka hizmet, hakka hizmet başlığıyla yola çıktılar. Sağ olsunlar bir ihale dizayn edildi Kazancılar Çarşısı'nın yenilenmesiyle alakalı. Bir restorasyon projesi şu an için aktif hale geldi. İhaleyi üstlenici, yüklenici firmalar şu an için de dün gece itibariyle çalışmalara başladılar. Şimdi Kazancılar Çarşısı bizim için kritik bir öneme sahip. Biz çarşımızı Kayseri'nin misafir odası olarak adlandırıyoruz. Çünkü Cumhuriyet Meydanı tarihi kale çarşısına yakın olması sebebiyle gerçekten ziyaretçilerin akın akın gelip gördüğü bir yer. Doğal olarak aynı zamanda Kayseri'nin ticari hareketliliğinin de yaşandığı, ciddi miktarda nakit alışverişinin gerek Bankalar Caddesi'nin yanında olması sebebiyle, gerek sarafların Kazancılar Çarşısı içerisinde olması sebebiyle gerçekten kritik bir öneme sahip. Burada da misafirlerimizi hepimiz gelenek görenek gereği iyi bir yerde ağırlamak isteriz. O yüzden biz misafir odası olarak adlandırıyoruz Kazancılar Çarşımızı. Kazancılar Çarşımızın tarihi geçmişinden isterseniz bir başlayalım. Konuya giriş yapalım. Daha sonrasında da restorasyon çalışması hakkında sizlere bilgi vereceğim. Kazancılar Çarşısı daha öncesinde Bakırcılar Çarşısı olarak bakır dövme sanatlarının yapıldığı bir yer. Ermeni ustaların da çalıştığı, Kayseri'nin yerli esnaflarının da bulunduğu, bakır dövme sanatının yapıldığı çarşımız olarak biliniyor. İsminin Kazancılar Çarşısı olması kazan hizmetlerinin verilmesiyle alakalı bir durum. Bir rivayete göre de ünlü bir yönetmen Elia Kazan, yani İstanbul doğumlu kendisi ama dedelerinin ve amcalarının Kayseri'de burada kazan dövmeciliği yaptığı söyleniyor. Onun da kendi soy ismi Elia Kazancıoğlu olarak geçiyor. Oradan dolayı da ünlü yönetmenden dolayı da isminin geldiği süre gelir söylenir. Kapalı çarşıyla birlikte bir harman durumundayız biz burada. Daha sonrasında 1950'li yıllarda rahmetli Osman Kavuncu, dönemin belediye başkanı, bir restorasyon çalışmasıyla eski sanayi inşa ettiriyor. Vatandaşın, esnafın bir arada olması gerektiğinin düşüncesinde olan birisi kendisi. Eski sanayinin inşasından sonra buradaki bakır ustaları, kazan ustaları yavaş yavaş o bölgeye doğru hareket ediyorlar ve daha sonrasında saraflar, kuyumcular, kuyum işiyle uğraşan kıymetli maden işlemecilikleri burada devam ediyor. 1950 yılından sonra Kazancılar Çarşısı'na gördüğünüz temayı alıyor ama daha sonrasında 1995 yılında ufak bir restorasyon çalışmasıyla tepeden gelen güneş sistemleri vitrin ışıklarını absorbe ettiği için, kuyum işinde de zaten ana tema vitrin olduğu için vitrini daha ön plana çıkarmak adına 1995 yılında Kazancılar Çarşısı'nın üstü kapatılma kararı alınıyor. O dönem çalışmalar yapıldıktan sonra şu an gördüğümüz 2021 yılına kadar gelen süreçte Kazancılar Çarşısı tabii ki muhakkak yıpranma payı ile birlikte bu halini alıyor. Saraflar ve Kuyumcular Dernek Başkanımız Adnan İnce Toprağı'nda hayaliydi bu projeyi gerçekleştirmek işin açığı. Onun dönemine de kısmet olması ayrı bir tevafuk oldu. Şu an için restorasyon çalışmasını yüklenici firma 3 ay gibi bir süre içerisinde bitireceğini tahakkuk ettiler. Haricinde şimdi ilk etapta yapılması gereken projede bir görsel birliktelik sağlanmak isteniyor. Şimdi eski halde çarşımızın üst kapak kısımlarından, kemer kısımlarından, deformasyondan dolayı ister istemez yağmurda, yağışta, karda akıntılar meydana geliyordu. Bu sefer zemini etkiliyordu. Zeminde korozyonlara sebebiyet veriyordu. Bu da müşterilerin de potansiyelini ciddi manada etkiliyordu çarşıya giriş çıkışlarda. Şimdi bu yapılacak projeyle birlikte ilk etapta dediğimiz gibi görsel birliktelik, tek tip tabela düşüncesi var belediyemizin öngördüğü projede. Yani tamamen baktığımız zaman çarşının baş kısmından sonuna kadar akıcı bir görüntü olmasını arzu ediyoruz.
dediğin gibi ilk etaptaki o yağmur yaş olayını önleyebilmemiz için üst kısımdaki kemerlere bir giydirme restorasyonu planlandı projede. Dediğimiz gibi ana kiriş kolonlarda bir kaplama projesi var. Biz bir projeyi aslında tamamen yani çarşımızın tarihi dokusunu bozmadan biraz daha nasıl diyelim bir makyaj diyelim bu işe. Bir estetik bir operasyondan ziyade makyaj olarak adlandırıyoruz. Çarşımızı güzelleştirme çalışması. Dediğimiz gibi ilk etapta üst kemer kısımları, kapak kısımları değiştikten sonra kenar oluk kısımları temizlenecek. Burada üst tarafta görmediğimiz saç plakalar var buranın korumasını sağlayan. Saç plakalarının değişimiyle beraber dün gece başladı çalışmalar. Daha sonrasında kolonlar da yenilendikten sonra zemin çalışmasına geçilecek. Zeminle beraber tabela vesaire derken 3 aylık gibi bir süreç yani yılbaşına inşallah hazır olması planlanıyor projenin. Dediğim gibi projenin inşallah kalıcı olması, bizlerin de tabii bu tutumda olmamız hepimiz için çok önemli. Çarşımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Dediğimiz gibi kıymetli bir yerdeyiz. Hani bunun da kıymetini vatandaşlara da aktarmaya çalışıyoruz. Burada belediyeden özel ricamızdı. Aktif dönen işletmeler burası. Yani sürekli 7/24 çarşı hareketinin olduğu, müşteri hareketlerinin olduğu bir mekanda bulunuyoruz. Burada bizim için önemli olan müşterilerin alışverişlerini engellemeden, esnaflarımızın ticaretlerine zeval vermeden ana temada yapmak istediğimiz çalışma bu şekildeydi Saraflar ve Kuyumcular Derneği olarak. Devamında da sağ olsun başkanlarımızın da önderliğinde Bismillah dendi. İnşallah arkası gelen olsun diyoruz biz de. Yılbaşında çok farklı bir çehreyle Kazancılar Çarşısı'nda misafirlerimizi ağırlıyor olacağız. Bir de devamında inşallah videolarda da göreceksiniz. Kazancılar Çarşımızın ortasında bir tarihi çeşmemiz var. Çeşmemiz su hareketliliğinden dolayı gerçekten ciddi bir korozyona sebebiyet veriyor. Ve gerçekten bir çevre kirliliğine yol açıyoruz. Gerek temizlik materyallerinin kullanmasıyla beraber. Projede devamında çeşmenin kaldırılması, çarşıyı bölmemek adına da gündemde. Onu da ilerleyen günlerde bakacağız, birlikte göreceğiz efendim.